Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber iPhone satışlarında olan düşüşten ve bu düşüşün nedenlerinden bahsedeceğiz. Son zamanlarda evet ülkemiz bazında değerlendirecek olursak aslında akıllı telefon satışları arttı. Neden arttı diye düşünecek olursak aslında özellikle son 5-6 ayda akıllı telefon fiyatlarının giderek yükseldiğini görüyoruz ve bu yükselme artık asgari ücretin 8-9 katını kadar bulacak şekilde artmış durumda. Hal böyle olunca akıllı telefon almak isteyen veya elindeki telefondan artık memnun olmayan ve telefon değiştirmeyi düşünen kullanıcılar telefon fiyatları daha da artar korkusuyla bir an önce akıllı telefon almak istedi. Aslında iPhone tarafında da Android tarafında da yine kaçak telefonlarda olan ilgi arttı. Çünkü 50-60 bin liraya alınabilecek bir telefonu 20-30 bin TL'ye alıp 3000-5 bin TL'ye kaydedilince çok daha ucuza geldiğini bilen kullanıcılar aslında kaçak telefonlara da yönelmeye başladı. Fakat konumuz o değil. Yine de sizi uyaralım arkadaşlar. Firmanın Türkiye garantisi olmayan yani garantisi olan ürünleri almanız pek de mantıklı olmayacaktır. Yaşayacağınız en ufak sorunda telefon fiyatını bulan sorunlara, arızalara para ödemek zorunda kalacaksınız. Bu yüzden resmi satıcılardan telefon almanız daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Ve gelelim konumuza. Telefon satışları dibi gördü arkadaşlar. Ve bu Türkiye bazında değil yani dünyada %14'lük bir düşüşten söz edebiliriz arkadaşlar. Geçtiğimiz yıllara kıyasla baktığımızda da yine geçen yılın bu ayki verisine göre %14'lük bir düşüş mevcut. Tabi bazı kaynaklar iPhone 15'in yakında çıkacağından dolayı bu fiyatların düştüğünü iddia ediyor. Bildiğiniz gibi önümüzdeki günler iPhone 15 serisi tanıtılacak. O seri tanıtıldığında da tabii ki en çok ilgi gören modellerden biri haline gelecektir. Yani iPhone 14 serisi de yine beklediğimizden yüksek fiyatta piyasaya sürülmüştü. Fakat Türkiye'deki Apple mağazalarında yine sıraların olduğunu, herkes iPhone 14 almak için sıraya girdiğini belirtelim. Bu yılda yine aynı şey olacaktır. Yani tahmini olarak iPhone 15 serisinin 72.500 TL'den satışa sunulması bekleniyor. Serinin Pro modelinin 72.500 TL'ye satışa sunulması bekleniyor. Fiyat olarak baktığımızda yine asgari ücretin 6-7 katı olacağını bekliyoruz. Yine herkes diyecektir ki bu fiyatlar ne? Yani bir iPhone olmuş 75 bin lira araba alırım o parayla falan diyecekler. Aslında en çok yorum yapanların, en çok şikayet edenlerin yine iPhone 15 almak için sıraya gireceğini biliyoruz arkadaşlar. iPhone 15 yine dudak uçuklatan bir fiyatla karşımıza çıksa da örneğin İstanbul'da Zorlu Central Apple mağazalarında yine insanların sıraya girdiğini, iPhone 15 almak için cebindeki neredeyse tüm parayı verdiğini göreceğiz arkadaşlar. Satış rakamlarına baktığımızda ise Android tarafında da önemli düşüşler var. Aslında bu düşüşün temel sebebinin ise yine dev markaların bu yılda, yılın bu ayında pek de cihaz piyasaya sürmediğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi Samsung'un Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 modelleri geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. S serisine ait modelleri ise Şubat ayında tanıtılıyor arkadaşlar. Xiaomi tarafına baktığımızda ise Aralık ayında Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerinin tanıtılması bekleniyor. Fakat şöyle bir fark var. 14 ve 14 Pro modelleri ilk olarak Çin'de tanıtılıyor arkadaşlar. Sonraki aylarda Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine gidiyor. Ve serinin Ultra modelinin de yine bu aylarda tanıtılması bekleniyordu. O da ertelendi. Bu yüzden dev markaların amiral gemisi modelleri bu yıl piyasaya sürülmediği için aslında bu ayda satışlarda önemli bir düşüş var. Tabii ki çip krizinden dolayı da telefonlarda fiyat artışı olduğundan dolayı aslında farklı ülkelerdeki insanlar da yine akıllı telefonlara olan ilgisini azalttı. Yani Türkiye bazında her ne kadar 20-25 binlik artışlar söz konusu olsa da orada aslında 100-200 dolarlık bir artış oluyor. Ve insanlar 100-200 dolarlık artıştan dolayı bile elindeki telefonlarla idare etmeyi biliyorlar. Bize baktığımızda 15 bin liralık, 20 bin liralık artış olsa bile biz yine de o parayı verip iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max kullanmaya devam edeceğiz ne yazık ki. Bu yüzden hem Android hem de iPhone tarafında eldeki telefon eğer idare ediyorsa biraz daha tutmak daha iyi olacaktır. Zaten akıllı telefon fiyatlarının sadece Türkiye bazında değil dünyada da satışının oldukça azaldığını görüyoruz. %14'lük bir düşüşten bahsediyoruz. Tabii ki farklı bölgelere göre bu düşüşlerde değişiyor. Örneğin Doğu Avrupa'da %8'lik bir düşüş mevcut. Bu durumu yalnızca ekonomik şartlardan dolayı görmemek lazım. Telefon fiyatları 50-100 dolar her yıl artmaya devam ettiği için aslında insanlar elinde telefon tutmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde farklı haberlerle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Sizce iPhone 15 serisinin fiyatı ne kadar olacak arkadaşlar? Yorumlar kısmında belirtin. Bizler de tüm yorumlarınızı okuyup cevaplandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.